İngiltere'de baş gösteren aşırı sağcı kaynaklı e, şiddet olayları Başbakan Keir Starmer ve Elon Musk'ı karşı karşıya getirdi. Musk iç savaş kaçınılmaz şeklinde paylaşım yaptı. Başbakan Starmer sosyal medya şirketlerinin yapması gereken daha fazla şey var dedi. Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu üzerinden İngiliz hükümetini ve Başbakan Keir Starmer'ı hedef aldı. İngiltere'deki olaylarla ilgili bir paylaşımın altına iç savaş kaçınılmaz yorumunu yaptı. Starmer'ın şiddet olaylarına karşı duracağını ve camilerle Müslümanlara yönelik şiddete müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini paylaştığı mesajın altına tüm topluluklar hakkında endişelenmeniz gerekmez mi diyerek eleştirdi. Musk'ın Başbakan Starmer'ın şiddet olaylarına tek taraflı yaklaştığı yönündeki yorumları karşısında İngiltere Başbakanı da isim vermeden sosyal medya şirketi sahiplerine yüklendi. Starmer, büyük sosyal medya şirketlerine ve onları yönetenlere sesleniyorum. Açıkça görülüyor ki şiddet internet üzerinden körüklendi. Bu da bir suç. Sizin sorumluluğunuz olan bir yerde gerçekleşiyor ve kanun her yerde geçerli diyerek sosyal medya şirketlerini eleştirdi. Gerekeni yapmamakla suçladı. Aşırı sağcıların başını çektiği şiddet olayları nedeniyle şimdiye kadar 400'ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada olaylara karışanların tespiti ve sorumluların yakalanmasıyla gözaltı sayısının artacağı kaydedildi. Başbakan Starmer gözaltına alınanların kısa sürede hakim karşısına çıkacağını söyledi. Starmer olaylara müdahale etme ve önlemek için özel eğitimli polislerden oluşan yaklaşık 6 bin kişilik daimi bir ordu kurulduğunu duyurmuştu. Öte yandan Southport'taki bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan 9 yaşındaki Alice Aguirre için anma töreni yapıldı. Alice'in anne ve babasıyla çok sayıda katılımcı Southport'taki törende hazır bulundu. Alice ile birlikte hayatını kaybedenler için beyaz balonlar bırakıldı. Ülkedeki gerilimin fitili 29 Temmuz'da 3 kız çocuğunun South Fork'ta bıçaklı saldırı sonrası öldürülmesi ve 5 çocuğun da yaralanmasıyla ateşlenmişti. Olayın hemen ardından saldırganın Müslüman olduğuna yönelik yapılan paylaşımlar ülkedeki aşırı sağcıları ayağa kaldırmış ve şiddet olayları baş göstermişti. Saldırganın Müslüman olmadığı, Galler doğumlu 17 yaşında Ruanda kökenli bir genç olduğu ortaya çıkmıştı.